Koronavirüsün Avrupa genelinde en sert vurduğu ülkelerden birisi de İngiltere. İngiltere'de alınan yeni tedbirler vardı ve tabii bir yandan da dünyadaki önemli aşı çalışmalarından birisi malum Oxford'da, İngiltere'de yürütülüyor. Ama İngilizler bu durumlara karşı çıkıyor. Hem aşıya tepkililer hem de yeni alınan tedbirlere. Üstelik bu tepkilerini dile getirirken yapmış oldukları protestolarda bir de polis şiddeti ön plana çıktı. İngiltere'nin başkenti Londra'da karantina karşıtları sokağa indi. Yeni tip koronavirüs önlemleri ve aşı karşıtları gösteri düzenledi. Göstericiler İşçi Partisi eski lideri Jeremy Corbyn'in abisi Piers Corbyn'in liderliğinde toplandı. Yürüyüş düzenleyen Corbyn ve beraberindekiler koronavirüs aşısını protesto etti. Göstericiler üzerinde aşının zararlı olduğunu yazan dev bir şırınga taşıdı. Eyleme ilişkin açıklama yapan göstericiler, COVID-19 aşısının eski aşılardan farklı olduğunu ve modern aşıların zararlı olduğunu savundu. COVID-19 önlemleri kapsamında gösteri yapmanın yasak olduğu ülkede polis göstericilerden dağılmalarını istedi. Ancak yasağa rağmen göstericiler dağılmayı reddetti. Bunun üzerine polis müdahale etti. Diğer yandan parlamento önünde de karantina ve aşı karşıtı gösteriler vardı. Barışçıl düzenlenen gösteriye polis burada da müdahale etti. 72 yaşındaki bir kadın gözaltına alınarak polis aracına bindirildi. Bu durum ülkede tepkilere neden oldu. Parlamentoda bazı milletvekilleri Başkan Boris Johnson'ı bu bir İngiliz davranışı değil diyerek eleştirdi. İngiltere'de 5 Kasım'da ulusal çapta karantina ilan edilmiş ve bu kapsamda dışarıda en fazla bir kişiyle görüşülebileceği belirtilmişti.